Merhabalar sevgili yay burçları. Sizler için Aralık ayına niyet ederek şöyle fincanımı kapatmış bulunmaktayım. Ben sevgili takipçilerimin, izleyenlerin ve abone olup beğeni yapanların niyetlerini kapatıyorum arkadaşlar. Sizler de lütfen kendi niyetlerinizi Oğludun niyetiyle kulağınızın duyabileceği bir şekilde dillendirmeyi kesinlikle ve kesinlikle ihmal etmeyin. Önce bir kahve, sonrasında da bir tarot açılımı yapacağız. Lütfen açılımlarda size ait olan pozitif enerjiyi alın, negatifliği bırakın, gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeği saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Hazırsanız niyetinizi tuttuysanız hemen şöyle fincanınızda bir başlayalım bakalım. Evet. Şöyle ilik olarak hemen sizlere bir göstereceğim. Bir bakın bakalım. Evet. Hemen şöyle bir başlamak istiyorum arkadaşlar. Bakın. Hayatınızda birisi var. Yani nasıl desem o kişiyi bir ittiriyorsunuz, bir çekiştiriyorsunuz. Hani aynı zamanda hem hayatınızda istemiyorsunuz hem de hayatınızdan çıkması için uğraşıyorsunuz gibi duruyor. Sizler burada çok arada kalmış olabilirsiniz. Bak bu konuda sizlere hak verebilirim. Şöyle ki işte onu bir ittiriyorsunuz, bir kendinize çekiyorsunuz. Siz de belki de ne yapacağınızı bilemez vaziyette olduğunuzu söyleyebilirim. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir durum var ki bu hayatınızdan gitme ya da hayatınızda kalma meselesinde siyah ya da gri gibi düşünün. Ya yani siyah ya da beyaz gibi düşünün. Pardon. Gri'lerle eğer hayatınızı yaşarsanız bu durum sizlere iyi gelmeyen bir durum olacak. O yüzden net karar verin ki hani bu kişi sizin hayatınızda kalacak mı, gidecek mi? Buna dikkat etmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar özellikle 30 yaş üstündeyseniz burayı dikkatle dinlemenizi istiyorum. Sizin arkanızdan sizin kuyunuzu kazmışlar. Ama bu konuda dikkatli olursanız zarar görmeden devam edersiniz hayatınıza. Bu nasıl bir şey hemen onu da söylemek istiyorum. 30'lu yaştan yukarıdaysan Bakın sizin hata yapma gibi bir lüksünüz yok. Bak özellikle söylüyorum lütfen yanlış anlamayın. Hata yapma gibi bir lüksünüz yok. Hele ki hata üzerine hata asla yapmamanız lazım. Şimdi bu konuda şöyle bir örnek vereyim ki daha böyle bir anlaşılır olsun. Mesela bir iş yerinde çalışıyorsun. Sana orada bir gaz verirler. Seni orada bir pof poflarlar. Sen o iş yerinden çıkarsın. Ve bir daha da böyle bir rahatlıkla iş bulamazsın. Anlatabiliyor muyum? Bu ara birilerinin gazıyla, birilerinin söylemleriyle ya da birilerinin yaptığı hareketlerle kesinlikle hareket etmemeye, karar almamaya ve gazla çalışmamaya dikkat etmen lazım. Burada şunu anlaman gerekiyor ki birileri senin arkandan kuyunu kazmış vaziyette. Eğer onların dediklerini yaparsan ortada kalacağını söyleyebilirim. Bakın küçük de olsa bir yolunuz çıktı ama geniş bir yol olduğunu söylemek istiyorum. Bu yola çıkmanız rahatlamayı aslında ferahlamayı da gösterir. Düşünüyorsunuz aynı zamanda dibinde bak şimdi siz aydınlığa çıkacaksınız ama yola çıktığınız yerde 3 problem var. 3 tane problem var. Çoluktan çocuktan iş yerinden evden sosyal hayattan olur fark etmez. Bu problemleri kendi hayatınıza göre yorumlayın lütfen. Belki de 3 farklı yere borcunuz vardır. Şimdi yola çıktığınızda genişleme, ferahlama ve rahatlama durumunuzun olduğu için geri döndüğünüzde bu üç problemi de birden çözebilirsiniz arkadaşlar. 3 gün hatta 3 hafta olarak da söylemek istiyorum çünkü bayağı bir kısa zaman gösteriyor. Bakın arkadaşlar, ee, yani burada sanki eteklerinizde çıngıraklar var. Keyifle hani dans etmek vardır ya, hatta o keyifle dans ederken de etekleri zil çalar deriz ya, tam da böyle bir durumdan bahsediyorum. Rabbim gerçekten yüzünüzü güldürsün. Evin içinde huzursuzluk varsa, bu huzursuzluk düzelecek demektir. İş yerinizdeki huzursuzluklar düzelecek demektir. Sosyal hayatınızda bir takım problemler varsa bunlar konusunda da bir huzursuzluk yaşanıyorsa bunların çözüleceğini gösterir. Bakın huzursuzluklar artık bitip de bir huzura hakim olma durumunuz var. Böyle bir e, anlaşma ya böyle bir pozitiflik olacağını da söyleyebilirim. Çünkü etekleriniz zil çalıyor ve burada hani çok güzel hareketlerle keyifle dans ediyorsunuz diyebilirim. Bakın gerçekten Rabbim karşınıza çok iyi insanlar çıkarsın. Her zaman da bunu söylemişimdir. Sizler hep böyle bir takım konularda birilerinden destek istiyorsunuz. Ya maddi olarak değil aslında manevi olarak destek istediğinizin farkındayım. Ama velakin sizin istediğiniz desteği size verebilecek çok çok aman potansiyelli birisinin etrafınızda olmaması gibi bir durum var. Şimdi arkadaşlar destek beklemeyin. Maddi olarak zaten hiç beklemeyin manevi olarak da birilerinin destekte bulunmasını özellikle bu zaman zarfında beklememenizi söyleyebilirim. Bu arada çok ılımlı, hani böyle ortama ayak uyduran, nabza göre şerbet veren bir karakterde de görüyorsunuz. Burada girdiğiniz bazı ortamlar var. Orada Tartışmalar olabilir arkadaşlar ama siz yine bu e, ılımlı tavrınızdan hiç ödün vermeden e, böyle olumlu bir şekilde olaylara yaklaşıp da zıtlıklar çıkarmamaya çalıştığınızda gösteriyor. Bu ara gireceğiniz yerlerdeki tartışmalara dikkat edin. Siz müdahil olmadan bu şekilde kolaylıkla atlatabilirsiniz arkadaşlar. biraz polyanlacılık da var aslında. Çok iyimsersin. Kendin de dahil herkesin iyi olmasını istiyorsun. Ama önce herkes iyi olsun sonra ben iyi olurum diye düşünüyorsun. Polyanlacılık dediğim durum işte tam olarak da böyle. Ama bunu yaparken kendi hayatından çok fazla ödün verdiğinin bence farkında değilsin. Etrafındaki insanlar iyi olsun diye uğraşırken sen gerim gerim geriliyorsun aslında. Vücudunu sıkıyorsun çünkü zorlanıyorsun. İşte herkese karşı bu şekilde iyilik timsali olamazsın. Bunda bir düşünmen ve taşınman gerekiyor. Bakın arkadaşlar biraz böbrekler diyeceğim ben şöyle e, iki parça halinde. Rabbim sağlık versin ama bu böbreklerle alakalı e, yani hani çok su için diyorlar, çok su içmeyin diyorlar, işte sıvı alın diyorlar falan artık uzmanların söylediklerini söylüyorum. Ama e, nasıl diyeyim böbreklerle alakalı olabilir ciğerlerle alakalı olabilir nefes almanızda bir sıkıntı oluşmuş da olabilir kabızlık gibi durumlarınız da olmuş olabilir ben o yüzden şöyle söylemek istiyorum boyundan aşağı belden yukarı ağrı sızı kabızlık herhangi bir sıkıntı bunlara bu dönemde çok dikkat edin Sağlık problemleri olmamasına dikkat edin. En ufak şikayetinizde nefes olur, farklı bir şekilde olur. En ufak bir şikayetlerinize doktorlara gitmeyi kesinlikle de ihmal etmeyin. Rabbim herkese sağlık versin. Biliyorsunuz arkadaşlar önce sağlık, sonra varlık. <laughs> Bakın arkadaşlar koşar adımlarla iki ayak açılmış bir vaziyette koşar adımlarla bir yere gittiğinizi gösteriyor. Şimdi burada hızlı olarak bir takım işleri yapmak istediğiniz için koştuğunuzu söyleyebilirim. Evet hızlansın istiyorsunuz ama ben size şunu söylemek istiyorum: bir şeyler hızlı olacak diye bir şeyler ee, böyle bir nasıl desem yani ani karar vermemeniz lazım evet hızlı olabilir bazı işler ama e, zamansız kararsız ya da yarın bir gün sonu pişmanlıkla olacak bir şeyler olmasın tam olarak bundan bahsediyorum hani sizler burada istediğiniz yere koşun hayallerinize hedeflerinize koşun e, hiç fark etmez ama kötü durumlarda kalmamaya dikkat edin. Bu da arkadaşlar ani karar vermemek, ani hareket etmemek gibi durumlar karşısında karşınıza çıkan bir durum. Bakın şurada arkadaşlar iki parça halinde nasıl desem yani şey yapmanızı da istemiyorum ama şeytani bir sembole yakın olan bir sembol var şimdi burada etrafınızdaki kötü insanların aslında toplanıp sizlere negatif enerji vermesinden sizlere e, yansıttığı olumsuzluklardan kötülüklerden toplanan kısımdır şimdi yakın zamanda beni takip eden arkadaşlar bilirler fincanımda hiç böyle bir durum yoktu ama e, bugün böyle bir sembol geldi. Şimdi bu şeytani olarak gösterdiğim sembol arkadaşlar e, sevgili yay burçları sizlerin negatifliklerinizin üzerinize dışarıdaki insanlardan geldiğini gösterir. Yani aynı zamanda arkadaşlar kötülük yapmaya çok müsait olan insanlar karakterler var etrafınızda demektir. Yani bu insanları mümkün mertebe ne kadar uzakta ve dışarıda tutarsanız, uzak durursanız hayatınızın tam merkezinde değiller. Size yakın olan insanlar değiller. Ama sizin kötülüğünüzü isteyen, gelip size zarar verip de hayatınızdan uzaklaşan sonrasında tekrardan gelip bir zarar verip de gitmek için uğraşan birilerinin olduğunu gösteriyor. İşte bunlar tamamen genel olarak söylersem şeytani bir takım durumlardır. Zaten bunlardan da uzak durmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu tarz bir hissiyatta bir insana karşı düşünürseniz kesinlikle uzak durun arkadaşlar bunu söyleyeyim. Bakın. Bir bu tarafta kolu var, bir bu tarafta kolu var. İki tane kollu. Kolu uzun olan birisinden bahsediyor. Dışarıdan birisinin olduğunu söyleyebilirim. Dışarıya daha yakın. Başı gerçekten büyük. Şöyle iki tane kolu, eli kolu her yere uzanan birisi ve bacakları. Görüyorsunuz değil mi? Bacakları. Yani burada arkadaşlar Eli kolu uzun, güçlü birinin sizlere bir nasip, bir destek sunacağını da gösteriyor. Şimdi hayaliniz, hedefiniz vardır. Bu konularda sizlere bir e, olanak tanır. Anlatabiliyor muyum? Çalışmıyorsunuzdur. Size bir ön ayak olur ve bir iş nasibiyle karşınıza çıkacağını gösterir. Tam olarak böyle bir şey sizlere bir nasip sunacak diyebilirim bu kişinin. Tabii ki de iyi değerlendirin. Bu nasipler bir teklif olarak da karşınıza gelebilir arkadaşlar. Bunlar güzellikler bilginiz olsun. Evet ben şöyle hemen evet Tabağınıza da bir bakıp sonrasında bir tarot açacağız bakalım. Aralık ayına niyet. Şöyle hemen sizlere gösterelim. Evet arkadaşlar bir bakın bakalım. Şimdi burada bir rakibinizin, bir düşmanınızın, bir kötülüğünü isteyen, yani sizin kötülüğünü isteyen birisinin başını eğmişsiniz. Yani bu ne demek? Birilerine karşı galip gelmişsiniz. Ama kimlere karşı? Düşmanlarınıza, rakiplerinize karşı galip geldiğinizi gösteren bir durumdur burada. Bakın arkadaşlar, bu tarz kişiler sürekli olarak sizinle uğraşıp sizi kötü göstermeye çalışsalar da sonları hep böyle yenilgi olacaktır zaten. Lakin ne zaman ne kadar biliyor musunuz? Siz pes etmediğiniz müddetçe burada sürekli olarak yenilmeye mahkum olacaklarını da gösteriyor. Siz pes ederseniz rakiplerinize, düşmanlarınıza karşı Arkadaşlar burada nasıl diyelim o zaman yenilirsiniz. O yüzden de pes etmemeye dikkat edin. Bakın birisiyle bir iddiaya mı girdiniz? Hani eski lade sistemi gibi düşünün. Ya birisiyle böyle bir iddiaya girme durumu var. Hani ya girdiniz ya gireceksiniz. Zaten bu aralarda olan bir durum olduğunu gösteriyor. Bu çok kısa bir vade içerisinde gerçekleşebilir. Bakın iddiaya girdiğiniz konuda öyle bir kendinize güveniyorsunuz ki ben bunu zaten yaparım. Yapacağım şey olduğu için ben bu iddiaya girdim diye düşüneceksiniz. Ve arkadaşlar tebrikler şimdiden kazanacağınızı gösteriyor. Çünkü sizler daha uzun bir vaziyette, kazanmış, iddiayı kazanmış bir vaziyette görünüyorsunuz. Burada önemli olan şöyle bir detay var. Onu da söyleyelim. İddiaya girdiğiniz konuda gerçekten iddiaya mı girildi yoksa sizi gazlamaya mı çalışıyorlar? Buna dikkat etmeniz lazım. Bakın arkadaşlar, birisi sizlere karşı bir söz vermiş durumda. Ama bu kişinin sözünü tutması biraz zor görünüyor. Neden zor görünüyor? Hemen onu söyleyelim. Şimdi iki lafın arasında laf olsun torba dolsun diye birileri sizlere yapamayacağı bir konuda söz vermiş durumda görünüyor. Şimdi söz verdiği şeyi de yapma zamanı gelmiş. Ama o söz verdiği konuda elinde herhangi bir imkan olmadığı için verdiği sözü yerine getiremeyecek durumda görünüyor. Sizlere karşı bir mahcubiyeti olacak. Yani hani nasıl desem evet söz verdim ama işte nasıl diyeyim işte hava atmak için söz verdim diyebilir arkadaşlar. Yani burada o kişinin verdiği söze çok daha takılmayın diyebilirim. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Burada şansınız daha fazla. Yani her ne konuda kimden ne bekliyorsanız aslında beklemeyin. Siz kendinizi yapın. Bakın şansınız sizi çok güzel yönlendirecek. Ve o zaman da zaten hani şansınız dönüyor mu desem şansınız yükseliyordu diyebilirim. Ama istediklerinizi kendiniz elde edebilirsiniz. Herhangi birinden hiçbir şey beklemek ya da birinin size verdiği sözü tutmasını dahi beklemenize hiç gerek yok arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi burada bir sıkıntı var. Bu bariz belli. Siz bu sıkıntıyı biraz fazla kişiselleştirmiş olabilir misiniz? Çünkü arkadaşlar bak sıkıntı e, akmak istese de öyle bir kişiselleştirmiş durumda görünüyorsunuz ki yapamamışsınız. Yani hani nasıl söylesem e, hani atamamışsınız üzerinizden kişiselleştirmişsiniz ve bu yüzden de. Hani sıkıntıları üzerinizden atamadığınızı gösteriyor. Rahat olmanızda fayda var. Biraz da hani sıkıntıyı boş vermek demeyeyim de sıkıntının gelip geçici bir şey olduğunu e, bu aralar daha çok düşünürseniz daha iyi olacaktır. Evet sevgili Yay burçları. Şöyle bir fincanınızı ve tabağınızı kenara alarak arkadaşlar Hemen tarotuma da geçmek istiyorum. Bir bakalım bizlere neler gösterecek tarotumuz, kartlarımız. Sizler de lütfen kendi niyetlerinizi şöyle oldu niyetiyle tutmayı ihmal etmeyin. Hadi bakalım. Güzel bir ay sizlerin olsun. Evet arkadaşlar hazırsanız ilk kartımızı bir çekelim bakalım. Evet burada kılıç beşlisi arkadaşlar. Arkanızdan kuyunuzu kazmaya çalışanlardır bunlar. Sizin yüzünüze gülüp de arkadan iş çeviren karakterlerdir bunlar. İşte bu yüzdendir ki herkesle konuşulmaz. Herkesle bir şeyler paylaşılmaz. Sizler güvendiğiniz dağlara kar yağabilir. Güvendiğiniz insanların güveninizin boşa çıkarmasıyla sarsılabilirsiniz. Ya da şöyle bir şeye denk gelebilirsiniz. Yüzünüze çok güzel konuşurlar ama siz arkanızı döndüğünüzden itibaren sizinle alakalı yapmadıklarınızı yaptı diye söylerler. Söylemediklerinizi söyledi diye söylerler. O yüzden arkadaşlar şöyle bir dikkat edin e, böyle bu tarz olaylara denk gelebilirsiniz. Diğer kartım mahkemeden geldi. Bakın mahkeme kartında diyor ki kendi içinde kişiselleştirdiğin hatta kendi içinde kurduğun bir takım mahkemeler var. Bu mahkemeleri bir an önce sonlandır. Gerçek bir mahkeme sürecinden geçiyorsan bu mahkemede de bilmediğim bazı şeyler var. Bunlar ortaya çıkacak demektir ortaya çıkanlarla beraber sen bir hesap soracaksın. Neden öyle yaptınız? Niye böyle yaptınız? Neden benden sakladınız gibi birilerine hesap sorma durumunuz var. Devam edelim. Güneş kartımız geldi. Bakın arkadaşlar güneş kartında bir aydınlanma. Güneşin doğması yeni bir güne yeni bir döneme doğmak gözlerini açmak gibi bir durum. Arkadaşlar karanlıktan aydınlığa, sıkıntılardan ferahlamaya, problemlerden kurtulmaya olanaklar gelecek demektir. Beyaz atın üzerindesiniz. Nasibinizi yakaladınız ve iyi değerlendireceğinizi gösterir. Kıyafetsiz çıplak bir şekilde yeniden doğmuş gibi görünüyorsunuz. Yeni bir hayat sizlere bahşedilebilir. Aynı zamanda arkadaşlar bu yeni hayat eskisinden daha güzel bir vaziyette bolluğuyla bereketiyle sizlere geleceğini de gösterir. Devam edelim bir bakalım. Kule kartı. Beklemediğiniz insanlardan, beklemediğiniz hal hareket, tepkiler görebilirsiniz arkadaşlar. Yaşadıklarınız karşısında şaşkınlıklar yaşayabilirsiniz. Ama insanoğlu diyoruz ya hani çil sütenmiş diye tam olarak böyle bir durum. Siz insanların yaptıklarına çok fazla takılmadan kendi hayatınıza devam etmenizde fayda var. Şöyle bir devam edelim. Sorumluluklar yani belinizi büker vaziyette birden fazla sorumluluğun olması sizi çok fazla yıpratıyor, belinizi büküyor. Size ait olmayan sorumlulukları üzerinizden atın, gitsin kupa ası geldi. Bakın bizzat sizin elinize bizzat sizinle alakalı çok güzel başarılı olacağınızı öğreneceğiniz bir haberin gelmesi durumu var. Bu haber başarı haberidir. Bu haberi aldığınızda sevinçten gözyaşı dökeceksiniz. Ama bu haber gelene kadar tabiri caizse 9 doğurdunuz. Aslında çok güzel mücadeleler verdiniz. Temiz mücadeleler verdiğinizi de gösteren kartımdır. Devam edelim bir bakalım. Tılsım Kraliçesi. Bakın arkadaşlar, maddiyatınıza ciddi anlamda çok dikkat etmeniz gerekiyor. Har vurup harman savurmamanız gerekiyor. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız gerektiğinden bahseder. Şimdi burada tılsım kraliçesi diyor ki ani bir şekilde hiç beklemediğiniz bir yerden bir borç çıkacak. İşte nereden olursa olsun elektrik, su, doğalgaz, telefonlar yani beklenilmeyen ya da unutulan bir yerden bir borç çıkacak. Bunu nasıl ödeyeceğinizi düşünebilirsiniz. Ama merak etmeyin ki ödeyebilmek için durumlara sahip olacaksınız. Şöyle bir devam edelim bakalım. Adalet kartı. Asla haksızlıklara gelemediğinizi gösteren kartımdır aslında. Yalana, yanlışa, haksızlıklara, iftiralara, yani herhangi bir şekilde kötülüklere e, kesinlikle boyun eğmeyeceğinizi ve sürekli adaletli bir şekilde hareket ettiğinizi gösteren kartımdır bir tarafta denge bir tarafta elinizde kılıç var dengeyi sağlamak için açıkçası kılıç kadar keskin kararlar vermeniz ve uygulamanız gerektiğinden de bahseder devam edelim bakalım kılıç ikilisi geldi gözünüzü kulağınızı kapatmış bir vaziyettesiniz Sizler bu dönemde arkadaşlar nasıl söylesem insanların yaptıklarını, insanların söylediklerini, insanların neyle uğraştıklarını dahi ilgilenmek istemiyorsunuz, merak etmiyorsunuz ve bilmek de istemiyorsunuz. Sizler burada sadece hani bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla herkesten uzak, böyle sakince kendi hayatını yaşamak için bir dönem geçirebilirsin şöyle son kartımıza hemen bir alalım bakalım değnekası geldi bak değnekası güzeldir ne kadar dışarıdan boş bir kart gibi görünse de aslında işte ne kadar dolu olduğunu şimdi sizlere aktaracağım değnekası der ki senin hedefini eline almak gibi bir durumun olacak Hayalini gerçekleştireceksin, hedefini ele alacaksın, istediğini elde edebilirsin, bir takım başarılarında olabilir. Sen bu dönemde bunları yaparken asıl etrafındaki insanlar sana destek mi, köstek mi, ne yapıyorlar, neyle ilgileniyorlar, sana güzel şeyler yapıyorlar mı, yoksa art niyetli mi davranıyorlar, önünü mü açıyorlar, yoksa engel mi koyuyorlar, bütün bunların hepsini gözlerinle göreceğin açıkçası çünkü bileceksin, göreceksin. Kimin iyi, kimin kötü olduğunu bu dönemde net bir şekilde ayırt edeceğini de gösteren kartımdır. Evet, değnek asını daha açıklayarak bu şekilde Aralık ayı Yay burcuna niyet kahve ve tarot açılımlarımızı yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. Lütfen açılımlarda size ait olan Pozitif enerjiyi alın, negatif enerjiyi bırakın gitsin. Diğer 12 burcu da kanalımda tek tek her gün paylaşmayı düşünüyorum. Ee, videoları hazırladıkça günlük burçlarımı da her gün paylaştığımı tekrardan hatırlatmak istiyorum. Çok da fazla uzatmayalım. Açılımlarımızda pozitifi alın, negatifi bırakın gitsin. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.